Merhabalar. İSEEBABAP eğitim serisinin başka videosuna hoş geldiniz. Object Oriented ALV ile alakalı konuları incelemeye devam ediyoruz. Bu videomuzda en son event altyapısını görmüştük. Bu eventlerden ilk göreceğimiz olan Top of Page yapısını Object Oriented ALV'ye nasıl uyarlarız bunu göreceğiz. Hazırsak maddemize başlayalım. SAP sistemimize login oluyoruz. Bu event yapısı için bir program oluşturmuştuk. Onu açıyorum hemen. Evet, şöyle hatırlayacak olursak bir class yapısı oluşturmuştuk ama eklemiş olduğumuz metotların içerisi boştu. Şimdi bunlardan top of page yapısını nasıl kullanacağımızı göreceğiz. Top of page yapısı hatırlarsak ALV'nin üstüne gözüken bir grid alanıydı. Oraya sabit teksel yazabiliyorduk ya da dilim bir şekilde teksel yazabiliyorduk. Buradaki top of page yapısı için bizim öncelikle yine öncesinde görmüş olduğumuz split container mantığında oluşturmuş olduğumuz container'ı ikiye böleceğiz. Yukarısını top of page için kullanacağız. Aşağısını bizim internal table'ımızı bastığımız ALV için kullanacağız. Dolayısıyla hemen şu görüntü listesini açıyorum. Tapu açıyorum. Burada benim oluşturacağım split container mantığındaki datalarımı tanımlayacağım. Data dedim. Geo spli dedim. Type ref to Jelly, GUI, Splitter, Container dedim. Sonrasında oluşturacağım sub container'lar için iki tane obje daha tanımlıyorum. Geo, bunları da sub 1, sub 2 diyelim. Type, ref2, Jelly, GUI, Container. Şunu çokladım. İkincisini de sub 2 diye tanımladım. Sonrasında bu oluşturmuş olduğumuz objeleri kullanmak için hatırlarsak display ettiğimiz yapıya geliyorduk ve burada almış olduğumuz cast objesini splitter objesine bölüp oluşturmuş olduğumuz sub 1 ve sub 2 objelerini atıyorduk. Dolayısıyla geldim buraya, create object diyerek öncelikle oluşturmuş olduğumuz splitter objesini oluşturuyoruz, create ediyoruz. Control space dedim. Buradan hatırlarsak zaten birçoğunu kullanmıyorduk, şu kullanmayacaklarımızı silelim kalabalık yapmasın. Parent, rows ve columns'ı kullanıyorduk hatırlarsak. Sadece onlar kalacak şekilde şuraları temizledim. Şu komentleri de sildim. Ve şunları açtım. Parent'a oluşturmuş olduğumuz konteyneri veriyorduk. Rows'a kaç tane satır bazında gözükeceğini. Biz yukarıda bizim oluşturmuş olduğumuz top of page'i, altta da ALV'mizi göstereceğimiz için iki satır, yani iki row'lu tek bir kolonda bir yapı oluştursun bize dedik. Çift yapı kontrol resmi yaptım. Sonrasında bunları sub 1 ve sub 2 objelerine atamam lazımdı ID'leriyle birlikte. Call metot yazdım. Splitter objemi yazdım. Get container dedim. Control space'e enter'a bastım. Bu bizim ilk objemiz, yani yukarıda basacağımız top of page'imiz olsun. Dolayısıyla birinci row'u birinci kolon şeklinde. Ve bana return'ünde geo sub 1'e assign etsin. Sonrasında şunu kopyalıyorum. Şu aşağı kısmı yapıştırdım. Bunun ikinci row'unun birinci kolonunda benim sub 2'ye assign etsin. Sonrasında ekranıma da basarken geo sub 2'yi kullansın. Dolayısıyla şurayı kestim şuradan. Bu aşağıya kopyaladım. Ve oluşturmuş olduğum geo sub 2'yi Geocast'a değiştirdim. Şu boşluğu da sildim. Activate dedim. F9 hepsini seçtim. F8 dedim. Çalıştırdım. Ve ekrana gördüğünüz gibi bir tane konteyner alanım var. İki tane sub konteyner alanım var. Ve biz bunu splitter konteyner mantığıyla ikiye böldük. Ben şimdi bu yukarıdaki kısımda benim top of page'imi koyacağım. Ama top of page alanı genelde ALV'nin kendi yapısından bir tık daha dar olur. Şimdi bu tam ortaya böldüğü için ikisi aynı yükseklikte oldu. Ama ben bunun üst kısmının bir tık daha dar gelmesini istiyorum. Bunun da şöyle bir yöntemi var. Oluşturmuş olduğumuz splitter objesi üzerinden bir metot daha çağıracağım. Şöyle geldim. Set row height diye bir metot var. Control space dedim, enter'a bastım. Benden ID ve height alanının ikisini zorunluluğunu kıldı. Diğerlerini şöyle kapatıyorum. Ve geldim buraya. ID dedim, benim ilk aldığım sub container'ımın
sıra numarası gibi düşünebilirsiniz. O yüzden buraya 1 dedim. Ve ben ilk sub container'ımın yüksekliğinin 15 olmasını istiyorum. Mesela 15 yazdım. Sonrasında çift F1, kontrol F3, F8'i çalıştırdığımda gördüğünüz gibi bu defa üst konteynerim bir tık daha dar bir şekilde geldi. Geri geldim. Şimdi benim top of page yazacak yazılarım için bir tane daha obje tanımlamam lazım. O yüzden tab'a gidiyorum. Ve buraya geldim. Data yazdım. Geodoku diye bir isim verdim. Type ref2 dedim. CLDD document diye bir bunun tipi var. Ben şimdi tamamen bunun üzerinden bu top of page'de yazacağım yazıların yönetimini sağlayacağım. Öncelikle tabii ki bunu direkt etkin olarak kullanabilmek için create etmemiz lazım. Create işleminde biz yine aynı alevimi bastığımız yere geliyoruz. Ve burada geldim, create object dedim. Geo doku dedim. Bunu bu arada PBO'da nereye yazdığınızın çok da önemi yok. Control Space Enter'a bastığımda genelde bu style alanının kullanıldığını gördüm. Ben de diğer parametrelerin falan çok detayını bilmiyorum. Etkin olarak nasıl kullanılıyor. Ama buraya geldiğimizde alev grid yazmamız gerekiyor. Ve ben diğer kullanmadığım alanlarımı da kaldırıyorum. Çift F1, Ctrl S. Şimdi bu CLGODOC üzerinden ben parametrelerimi yazacağım, metinlerimi falan yöneteceğim. Bunu da nerede yapacağım? Artık genel altyapıyı kurduk gibi eksik bir şey kaldı, onu en sonda ekleyeceğim. Artık metoduma gidiyorum. Ve buradaki breakpoint'imi kaldırıp burada yazmak istediğim metinlerimi düzenliyorum, ekliyorum tek tek. Öncelikle bu metot bir tane text field alıyor ve o text field'ın tipinde bir tane local variable tanımlıyorum ve adına text dedim. Type dedim. CDEDO text element diye geçiyor. Ben şimdi buna yazmasını istediğim, ekranda görmesini istediğim metni giriyorum. Mesela ne diyelim? Flight details diye bir metin girdim. Sonrasında benim bunu ekranıma eklemem gerekiyor. Ekrana ekleme kısmı da geodoku objesi oluşturmuştuk hatırlarsak. Bunun şöyle noktamızı koymayı unuttuk. Call metot diyorum. Objemi yazıyorum. Geodoku diye. Control space dediğimde şunu yazamamışız. Geodoku dedim. Control space dediğimde bununla alakalı birçok metot var. Hepsini listeliyor. Ben buradan aslında 3 tanesini kullanacağım. Add text, new line ve display document şeklinde. Şimdi öncelikle add text'e geldim. Daha doğrusu add text metodunu çağırıyorum. Control space dedim. Enter'a bastım. Kullanılacak bir sürü alanı var bunun yine. Öncelikle bu text'i basacağım kısmı açmam gerekiyor. Onu verdim buraya açıp. Sonrasında bunun tipiyle oynayabileceğimiz alanlar var. Ben birkaç tanesini göstereceğim. Siz isterseniz detaylı bir şekilde sonrasında farklı farklı kullanımlarla denersiniz. Mesela şimdi style'a başlayalım. Geldim buraya CL DD document'a ait heading diye bir parametre var. Bu kendi içerisinde standart tanımlanmış bir alan. Yüksekliği, fontu falan sabit belli. Başlık verisi olduğunu gösteriyor. Biraz HTML taklarında hekimseniz onlarda da genelde var. Sonrasında şimdi biz bir data ekledik. Flight details yazıyor. Ben bir alt satırda başka bir data daha eklemek istiyorum. Bu atıyorum Note Defter ya da Word'de yazı yazarken Enter'a bastığınız yapı, yani bir alt satır geçme yapısı. Bunda da yine aynı objemin new line diye metodu var. Onu çağırıyorum. Şu repeat ya da gelen export tipleri kaldırdım. Şu an bir alt satıra geçtim. Bir alt satırda ne yazmak istiyorsam tekrar leve text'imi dolduruyorum. Tabii bunu clear edelim. Ne olur ne olmaz. Dolduramadığım senaryoda eski yazıyı basmasın. Ve üstünde şöyle bir metin ekleyelim. Concatenate ile user diyelim. Programı kullanan kişinin ya da çalıştıran kişinin adını yazalım. CAUname dedim. Daha doğrusu username'ini yazalım. Into dedim. Leve text. Araya bir tane de boşluk koy dedim. Sonra bunu tabii ekrana yine eklememiz gerekiyor. Dolayısıyla ben yine addText metodumu çağırıyorum. Şuraya geldim. Text alanına oluşturmuş olduğum yeni
datalı lev tekstimi tekrar yazıyorum. Ve burada da mesela neyi kullanalım? Sub color ve sub font size'ı kullanalım. Şu diğerlerini kapatıyorum, kalabalık yapmasın karşımızda. Sub color'a geldim. Yine şu CLD'de document'a ait list pozitif diye bir renk var bunun içinde tanımlı. Onu gir dedim. Font size'da geldim. Mesela ne olsun? Büyüklüğü medium olsun. Medium diye tanımlı bir alanı var. Bunları girdikten sonra artık yazacağım başka bir alanım yoksa geliyorum altına. Bunun yeni bir metodu olan, yani üçüncü göstermeyi planladığım metodum olan display document'u çağırıyorum. Ctrl space enter'a bastım. Yine gördüğünüz gibi 3-5 tane alan getirdi karşıma. Buradan sadece nerede görünmesini istiyorsam o konteynerime gireceğim. Yani şu parent alanını açık bırakacağım. Diğerlerinin kalabalık yapmasını diye kaldırıyorum. Ve ben bunun için splitter container'da bir obje oluşturmuştum. Geo sub 1 diye buraya yazıyorum. Ve artık burayla işimiz bitti. Şöyle aktif edelim bakalım bir hatamız var mı? Evet, bir hatamız yok. Şimdi normalde temelde class'ta metodunu doldurduktan sonra işimiz bittiği gibi düşünebilirsiniz. Ama ben tekrar display ettiğim yere geliyorum. Bunu da sanki display etmek için bir metodu daha ihtiyacımız var gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla alevimi bastığım yerin altına geldim. Bu defa gridimin bir metodunu çağırıyorum. Aslında bir nevi buradan da handle etmem gerekiyor. List processing event diye bir yapımız var. Buraya açtığımda event name'ine top of page yazıyorum. Şu i-alt-tire dynamic document id'ye de oluşturmuş olduğumuz geo doku objesini veriyorum. Diğerleriyle uğraşmayacağım. Kapatıyorum. Shift F1, Ctrl F3'le aktif ettim. Ve çalıştırdığımda gördüğünüz gibi oluşturmuş olduğum top of page yapısındaki iki satırı bu şekilde ekrana dökebilmiş olduk. Object Oriented'a ait top of page yapısıyla alakalı anlatacaklarım da bu kadardı. Dediğim gibi metotların kendi değişik parametreleri var. Dediğim gibi metodun kendine ait değişik fontlarda, değişik adılarda parametreleri var. Bunları isterseniz deneyerek siz de keşfedebilirsiniz. Ben şimdi videoyu uzatmamak için çok detaylamasına girmeyeceğim o noktalarına. Umarım eğitim faydalı olmuştur, anlaşılır olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.